ve işsiz insanlar var. Her iktidar partilerinin, il başkanı yöneticilerinin, vekillerinin önündeki en büyük sorun da bu. Herkes geliyor, oğlumu, kızımı İş yapmıyor. işe alınması gerekiyor, iş bulması gerekiyor. Yani bizim oraya aş, ekmek, yatırım, hizmet, istihdam sağlayacak işler, projeler geçit. En önemli sorun bu. Yani terör var diye zaten yatırım olmadı böyle. Şimdi gerçekten ciddi bir güvenlik sağlandı. Dağ, taş, her yer emniyetli, güvenli. Yatırım yapmak için de her türlü imkan var. Devletin teşviklerle bir de bölgesel teşvikler ortaya koyması lazım. Bölgeye yatırım Başkanım, yapılabilmesi burada için. her ağzını açan Evet. siyasetçi diyor ki güvenlikçi politikalardan halk şikayetçi. Evet. Bu terörün arındırıldığı bölgelerde ben yani Ramazan ayında Güneydoğu'nun çeşitli illerine gidiyorum. Halk gerçekten huzurlu bir iklimde bir standart yakaladı. Doğrudur. Yani şimdi halkın bu güvenlikçi politikalardan çok böyle net kesin bir şikayeti var mı? Şimdi bölge uzun müddet biliyorsun 12 Eylül öncesi terör olaylarından kurtarılmış bölgelerden teröristlere teslim edildiği bir bölgeydi. 12 Eylül olduğunda da askerin sert tedbirlerinden sıkıntı yaşamıştı bunlar. Uzun müddet olağanüstü hal uygulaması altındaydı. Yani bölge halkı demokrasiyi kısa süreli teneffüs edebildi. Şimdi gündüz asker geliyor, polis geliyor köve. Polis asker gittikten sonra gece teröristler geliyor. Şimdi o vatandaşın, halkın, o köylünün psikolojisini, sosyal hayatını düşünebiliyor musun? Ne boyutta olduğunu. Fakat bu son dönemde yapılan çalışmalarla devlet inisiyatif alarak teröre prim vermeyip teröristleri İçişleri Bakanımızın söylediği gibi son terörist kalana kadar bir mücadele kararlılığı gösteriliyor ve bu başarıya ulaşmış durumda. Şu an gerçekten ben bir hafta gazeteci arkadaşlarımızla beraber heyet olarak KAP gazeteciler biliyorlar. Hakkari'de ağırlandık. Bir hafta bütün ilçelerini, dağlarını, her tarafını karış karış gezdik. Gece dahil olmak üzere. Bu güvenlik sağlanabilmesi için çok askerimiz şehit oldu, korucu şehit oldu, polis şehit oldu. Kan dökerek bunu sağlanabildi. Bunu küçümsememek lazım. Bu çok büyük bir olay ve Türkiye 40 yıldır ilk defa böyle bir huzur iklimini yakaladı. O zaman bu huzur iklimini güvenlikle beraber yatırımı destekleyerek, istihdam sağlayarak bölgede işsizliği önleyici çalışma yapmak gerekiyor. İkinci büyük sorunsa Suriyeli sığınmacılar sorunudur. Bu sorun böyle kilim altına, halı altına süpürülerek hatırlanacak bir sorun değildir. Bugün Şanlıurfa'da 600 bine yakın Suriyeli sığınmacı var. Gaziantep'te var. Kilis'te normal yaşayan kilislerin nüfusunun üzerinde sığınmacı var. Hatay böyle, Mardin böyle. Yani buradaki şikayet Şimdi ne buradaki sığınmacı? nasıl mesela sen evinde diyelim ki 5 kişi yaşıyorsun. Komşunun deprem Evinde. oldu, evi yıkıldı. 10 kişi orada sana misafir olarak geldi. Baş göz üstüne Müslümansın, din kardeşini ağırlayacaksın da kardeşim. 3 gün ağırla, 5 gün ağırla, 1 ay ağırla, 3 ay ağırla, 1 sene ağırla. Bu sorun olacak sana. Tabii. Yani sen tabii ev sahibisin. Kardeşin gelmiş Müslüman din kardeşin ona kapını açmışsın. Açmışsın da bu misafirliğin de bir süresi var. Büyük bir sıkıntı. Sosyal olarak, kültür olarak, huzur olarak ve bu içeri gelen, alınan 5 milyon, 4 milyon artık rakamsal olarak ne kadar söylediklerinin içerisinde ne kadar ajan var, ne kadar provokatör var, ne kadarı Esad'a bağlı çalışan gizli polis. Muhaberatın Bunun adamları cirit atıyor. ben olduklarını da biliyorum. Bak, boş konuşmuyorum, altını doldurarak Yani söylüyorum. Hatay'da kiliste Bunları buraya provokasyonlar. süpüren, bize gönderenlerin 2023'te mi, 25'te mi ne hesapları, kitapları, planları, projeleri olduğunu bilmiyoruz. Amerika, Afganistan'a operasyon yapmazdan 10 yıl önce 5.000 tane Afganistanlıyı götürmüş, orada bir çölde gizli Eğitti. eğitmiş, almış, sonra
Afganistan'a getirmiş. Acaba Türkiye'nin içerisine kaç bin bu gibi insanlar geldi, yerleştirildi? Bir de işin ucu kaçmış. Nedir? Mevzuata göre savaş bölgesi olan, karışıklık olan yerden insanlar kaçarsa, bu tarafa gelirlerse göçmen sayılıyorlar. Mesela İdlib'de diyelim ki 500 bin kişi yaşıyor. İdlib doğumlu olan, İdlib nüfus kaydı olanı sen içeri göçmen olarak alabiliyorsun. Ya Suriye'nin ta öbür ucundakiler gelmiş, ben İdlibliyim diye Türkiye'ye 3 milyon İdlibli gelmiş, yerleşmiş. Yani kağıt yanlış, evrak yanlış, beyan yanlış. Bir Ali Cengiz oyunu var diyorsun yani başkan. Bir de bakmışlar ki herkes alıyorlar, artık adamlar Afganistan'dan yürüyerek geliyorlar, koşarak geliyorlar. Yani Türkiye'nin böyle bu kadar yol geçen hanı pozisyonuna Türkiye'nin düşürülmemesi lazım. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir Ali Cenaplık göstermiş. Kendisine sığınanları daha evvel Irak'tan, Saddam'ın zulmünden kaçanları almış, yedirmiş, içirmiş, konaklamış, nasıl Irak'a göndermişse Suriye'den Türkiye'ye gelmiş olanları da bu Esad'la mı görüşülecek, Amerika'yla mı, Rusya'yla mı, kiminle görüşülecekse de bunların misafirlik sürelerinin, yükünün, çilesinin ağırlığını Türkiye'nin bütçesinin, Türk insanının bütçesinin böyle 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl bunlara aktarılması, açıklaması olamaz yani. Bir misafire bu kadar açıklama olmaz. Şimdi anlaşmalar yaparak bunların isteyerek, severek ülkelerine, memleketlerine dönmesi lazım. Aksi halde bugün 5 yıl evvel doğan çocuklar 15-20 yaşındayken beni niye Ankara'dan götürüyorsunuz? Ben Altındağ'da doğdum, işte Mamak'ta doğdum, Mamaklı Suriyeli diyecek. Kendisini vatanı olarak burası sahiplenecek. Bu sefer sen yabancı kalacaksın burada. İşin akıbeti bu. Biz bu misafirlerimizle yüz göz olmadan, misafirlerimizle birbirimizi kırmadan bu misafirlerimizi güle oynayan memleketlerine, ülkelerine göndermek için çok hızlı çalışmalıyız. Bakın bu hususta ciddi çalışma yapılmazsa seçimde Gaziantep'liler, Şanlıurfalılar, Kilisli ve Hataylılar sert tepki gösterir. Ben onların duygularını burada anlatıyorum. Ben herhangi bir partinin üyesi değilim, taraftarı değilim. Gördüklerimi size aktarmaya çalışıyorum. İzleyicilerimiz şimdi anlamaya çalışsın olayı. Şimdi başkanım şöyle bir şey diyelim. Şimdi 2020 seçimleri geliyor dedik ya, partiler buraya geliyor. Şimdi burada partiler size vaat ediyor. Kürt sorunu diyor. Reel olarak. Kürt sorunu dediğin zaman bir dönemde yapılan en büyük hatalardan biri Kürtlerin tek temsilcisi HDP olarak görülmesiydi. Sadece Kürt dediğimiz nüfusun veya bu seçmenlerin sadece Güneydoğu'da yaşamadığını, İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Mersin'de, Adana'da, Türkiye'nin birçok yerinde etkin oy sahibi olduklarını biliyoruz. Şimdi bir gazetecilik cemiyeti başkanı olarak siz şöyle diyebilir misiniz? HDP bölgede oylarını koruyor arkadaş. Ne yaparsanız yapın. Şimdi oylarını korumuyor dersek de eksik olur. Yükseltti dersek de eksik olur. Burada gücünü muhafaza ediyor bölgede. Fakat daha önce seçimlerde bunların sandık başlarındaki etkinliklerinden, güvenliği iyi sağlanamamasından dolayı full tulum çıkarılan sandıklarda bu defa güvenlik sağlandığı için insanlar hür iradesini daha rahat sandığa yansıtabilme imkanına sahip. Yani ip metre dağıtamadılar mı bu sefer? Bir diğeri de AK Parti'nin bu meselede inisiyatif alan AK Parti. Doğu Güneydoğu'da bu sorunu çözme yolunda ciddi çalışan siyasi risk parti aldı. Sadece AK Parti'dir. Risk bak, aldı değil mi? HDP dışında bölgede çalışan aktif siyasi parti AK Parti'dir. AK Parti bu riski aldıktan sonra vatandaşla iyi ilişkiler kurabilen, vatandaşın sıkıntı ve problemlerini omuzlayıp hükümete aktarabilecek kabiliyette siyasetçi seçiminde eksikleri oluyor AK Parti'nin. Mesela bu Diyarbakır'da oluyor.
Mesela Mardin'de